Bu yemeğin adını siz mi bu yazdınız gene? Evet. Mülkiye Hanım. Niye böyle bir ihtiyaç duydunuz? Şöyle mesela yemeklerde... Yine farklı olsun dedim, klasik olmasın dedim. O yüzden böyle bir isim koydum. Beğendin ya mi? Farkı nedir? Farkı nedir? Ben bu eti ilk önce mühürledim, sonra tencerede soğan rendeleyip baharatlı bir şekilde haşladım. Normal suda haşlamadım. Neyi? Yani eti. Yani ismiyle anlamaya çalışıyorum da hani isminden bir şey çıkartamadım. Patlıcan yatağında dana. Yani keşke öyle söyleseydiniz menüye. Adını. Evet. Yani ya öyle pizza ama... Patlıcan şu an sizin anlamanız için öyle söylüyorum zaten ben. Yani biz bunu ilk bakışta reçetenize anlasaydık hani bizde bir acabalar kalmazdı. Karşımıza tamam, ne çıkacak? Tamam şu an açıkladım. Ben de zaten biliyordum merak edeceğinizi. Şu an açıkladım. İçiniz rahattır ama umarım. Ama diyorsunuz ki sizin anlamanız için şu an açıklıyorum. Evet. Anlamamanız yani için zaten orada zaten önümüze gelince, anlıyoruz. Tamam, ama keşke orada da belirtilmiş olsaydı. Belirtilmiş olsaydı. Hani hep bir spesiyel... Ben şu an belirttim. O zaman belirtmek kendi istemedim. Kendi yorumunuz ama... Hani biz bunu şöyle söyleyeyim. Nedir, ne değildir, içeriği nedir, nasıl yapılacak, nasıl yol izlenecek bilemediğimiz için. Hani önümüze geldiğinde evet gördük patlıcan yatağında. Patlıcanı közlemişsiniz. Evet. Daha şu an tadına bakmadım ama hani gördüğüm kadarıyla közlemişsiniz. Evet. Üzerine evet marine edip tavada baharatlarla kavurduğunuz, yani çevirdiğiniz bifteyi getirdiniz. Okey. Yok, kavurmadım. Tencerede yaptım. Tamam, tencerede yapmışsınız. Haşlayıp baharatlarla tekrar birleştirmişsiniz. Ama keşke bunu dediğim gibi hani dana, son uykusundaki dana mıydı menünüz? Hatırlayamadım yani ismini şu an ama. İsmini kendiniz vermeniz biraz yanlış olmuş. Evet. Patlıcan yatağında dana pirzola diyebilirdiniz. Evet. Ya ama o zaman çok klasik olurdu. Siz neden ya, klasiklerden gidiyorsunuz? Klasik olmasını geçiyorum. Yani anlamıyorum sizi gerçekten. Yani ama yemeğin asıl isminiz, yani ismini değiştirmeniz yanlış. Değiştirdim, bu bana bağlı değil yemeği mi? Yemeği değiştirmeniz yani, lazım aslında ismini değil. Patent alınmış bir şey mi bu? Yemeği mi değiştirmesi yani lazım? Ama bakın nasıl ya bir diyor. Saniye dur. Hayır bu yemekte bir farklılığa gidebilir. İsimde farklılığa gitmekten. Farklı zaten yemeği farklı yaptın. Engiler'deki muhabbet aynen gibi. Evet. Yani eti hanginiz öyle yapıyorsunuz? Hanginiz eti hanginiz patlıcan yapıyorsunuz? Hanginiz evinizde hayır, böyle yapmıyorsunuz? Hayır eti hanginiz böyle yapıyorsunuz yani? Nasıl yapıyoruz? Düdüklüde soğan rendeledim ben içine. Doğramadım yani. Soğanı rendeledim ve baharatlarla salçayla birlikte haşladım. Çok zor oldu mu soğanı rendelemek? Biraz oldu. Bunu cidden mi yani sordun? Eti nasıl yaptın? Anlatır mısınız eti nasıl yaptığınızı? Mühürleme eti ilk önce mühürledim. Zeytinyağda marine ettim. Hanginiz zeytinyağda marine ediyorsunuz? Beklettiniz eti mi peki? Biz yapmıyoruz. Hiç, evet, yapmıyoruz. Yani çok kısa 5 dakika falan beklettim. Beklemedi. Yani sayın biraz 5 dakika beklettim. 5 dakika beş bekledim. 5 dakika bekledi diyelim ama o marinenin lezzetini almaz 5 dakika bekledim. Ama almış şu anda. Ben gayet iyi lezzet alıyorum. İçine attığınız, haşlarken içine attığınız garnitürden almış. Garnitür yok ki bunda. Mühürlediniz. Nasıl mühürlediniz? Zeytinyağında, tavada, yağsız tavada, kızgın tavada mühürledim. Mühürlemek, eti mesela bir kaşık zeytinyağı attık mesela. Arkalı önlü mühürledik. Mühürledikten sonra tereyağı atıp kekik rozmarin atabilirdiniz içine. Daha lezzetlendirir. Mantolama mı yapsaydınız? Aynen. Mantolama tekniğiyle böyle alt üst kaşıkla yapabilirdiniz. O zaman haşladıktan sonra ama. Onları suda, düşünerekten mi? Suda haşladınız ya. Yok önce suda haşlamadım. İlk önce mi? Hayır mühürlediniz. Mühürledikten sonra suya attınız ya haşladık. Soğuma ihtimali yok yani. Tekrar pişiyor yani. Neden tekrardan yapayım? Zaten soslu bir şekilde yaptım. Bütün sosu giderdi. Hayır mühürleme tekniğini diyorum. Mühürlerken siz sadece yapsın tavada çevirdiniz. Hı-hı. Eğer mühürlerken içine tereyağı atıp rozmarı kekik atsaydınız daha lezzetlendirir. O aromaları alırdı. Aromaları alırdı. Kekik rozmarinin tadını alırdı. Tamam şu suyuna, an almamış mı? Dün suyuna ne kattınız? Suyuna salça, zeytinyağı, yine baharatlar, fesleğen attım. Fesleğen çok severim. Sarımsak ve soğan. Soğan okey. Suyunu haşladığınızda... Az bir şeyde sumak vardı sanırım. Soğan okey, soğan, havuç, kereviz sapı atabildiğiniz için daha lezzet verir. Kereviz özellikle. Hiç düşünmedim. Salça okey, salçayla haşlanabilir. Salçada bir sıkıntı yok da kereviz sapı ben beklerdim. Daha lezzet verirdi. Ya şu an çok şaşırdım. Çünkü ben ilk defa duydum. İlk defa duyduk değil, kullandır. Ben gastronomi öğrencisiyim ve derslerde de ama ben de bize, değilim, ben yıllardır tamam kendim yemek yapıyorum ama gayet güzel çıkarıyorum. Derslerde de bizim gördüğümüz gastronomi eti... Gastronomi olsa daha iyi çıkarırım. Eti haşlarken mirepoix sebzesini önce hafif zeytinyağda kavururuz. Daha sonra salçasını ekleyip espanyol sos gibi yaparız. Daha sonra suyunu, et stoğunu ekleyip
içine atarız eti. Biraz öyle haşlandıktan sonra döküm tenceren varsa fırına veririz. Lokum gibi et çıkar. Evet, benimki de lokum gibi. Et pişmemiş ama. Ama ben size söyleyeyim mi? Nasıl pişmemiş ya? Daha evet, ben beğenmedim. Ağzımda dağılmıyor. Hani dikkat ettiğim konu zaten ince bir olsun. Hani dağılması lazım. Ben çok pişmiş yapmadım zaten. Pişmiş yaptım. Bence yemeğin olması gereken yapmadım, orta da pişmiş kıvamında değil. Yani bilmiyorum, herkesin tabii... Şimdi ben sizce çok pişmiş seviyorum. Çok pişmiş şey, bakın ağızda alması lazım diyorum. Ben, zaten ince bir et bu. Çok özür dilerim. İnce bir etse zaten yeteri kadar haşladığımı düşünüyorum. İşte ona rağmen dağılmadığı için şaşırdım ben de. Hani kadın olsa belki daha buraya şöyle devam edeceğiz. Filiz bir saattir çıkıyor. Yoruma geçmeden önce ben tabii yorumlayacağız ama öncesinde şu konuya değinmek istiyorum. Klasik dediniz ya hani yemeklerin adına. Siz de zaten söylerken ifade ediyorsunuz klasik. Siz zaten bunun klasik olduğunu biliyorsunuz. Ben klasik demedim. Dediniz, ne zaman dedim? Bunu dediniz, belirttiniz. Çok tamam, klasik olacaktı dediniz. Çok, yani ismi çok klasik olacaktı demek ama, istiyorum ben. Tamam, kendisi yemek o değil. ama kendisi hayır, o. Değil. Kendisi o. Neyin orijinali odur? Yemeğin adının orijinali odur. Ya ama sen ismi değiştirmem derseniz. Diyor bir şey ifade etmiyor diyor. Evet, bizim için bir şey ifade etmiyor. Yani bizde çok o falan böyle uç noktalar olmadı maalesef. O zaman neden şu an çok şaşırıyorsunuz? Biz sadece isimlere verdiğiniz isimlerle önümüze getirdiğiniz yemeklere zaten ben açıklamasını yemek kısmında yapacaktım size. Yani wow deseniz de burada öğrendikten sonra ya tepkinizi anlayabildim bu yani. Düşünebildim. Anlıyorum açıklamanızı yapacağım. Yenebilirsiniz. Görsellik yani olarak da koydum. Maydanoz yenir. Ya ben şey de servisi de şey sunumu da beğenmedim. Beğenmediniz. Nasıl beklerdiniz? Yani size nasıl beklerdiniz diye soruyorum ama cevap vermiyorsunuz. Bir yeşil yağ yapabilirdiniz. Söyleyin ki öğreneyim. Yeşil yağ yapardınız. Bir yeşil yağ yapabilirdiniz ya da bir kırmızı yağ yapabilirdiniz. En basit kırmızı yağ, pul biberi yakacaksınız ya da şöyle üzerine gezdirip. Burası mesela kuru kalmış biraz etin. O sizinki galiba en üstteki Yusuf kalmış Bey şey dedi. Yemek önce göze hitap edecek dedi mesela. Göze hitap ettiğini düşünmüyorum ben. Menünüzü hani ana yemeği yiyoruz şu an. Sunumlarını beğenmediler. Ben kendi adıma, şahsi adıma beğenmedim. Yani görsellik benim için öncelikle ön planda. Tabii ki tat daha bir ön planda ama görsel hani önce bakıyorsunuz. Hani sunum şunu bile sadece koymanız çok fazla başarılı bulmadım açık söyleyeyim. Etin pişmesini zaten beğenmedim. Beğenmedin. Beğendisi nasıl farklı? Beğendi. Tencerenin içinde karışmamış. O zaman yani yok olacaktı et o zaman. Yani ben gerçekten. Nasıl yaptınız anlatabilme şansınız var mı kısacık mesela? Közledim. Közledim. Doğradım. Krema, karabiber ve sarımsakla birlikte pişirdim. Yani doğramada biraz şey var. Doğramayı beğendim. Çok ezmek istemedim ben. Ağza gelsin istedim. Bence ezilmesi gerekiyor. Beğendinin orijinal reçetesinde krema yok. Krema yok. Kim beğendi dedi? Beğendi yani. Gibi ama patlıcan. Ama beğenmediler. Patlıcan yatağında dedim zaten. Patlıcan yatağında dedim mi menüyü bildirirken yoksa dananın son uykusu mu? Onu da söyledim. Mesaj attım. Evet. Dedim ki bu dedim. Yani açıklamasını yaptım. Söyledim. Anladım. Yani bize sadece isimleriyle geldiği için hatta yani onun Türkçesini yazıp açıklamasını yapıp neden öyle koyduğumu da söyledim. Ama işte biz o açıklamayı maalesef o menüde göremedik. Menüyü yazdırmak istemedim zaten. Tamam, burada yazdırmadığınız için burada biz göre de değerlendiriyoruz. Gördüğümüze göre de değerlendirmek zorundayız. Ve değerlendiriyoruz. Tamam, hani Türkçesi neydi? Orijinalini yazmış olsaydınız. Ne bekliyordunuz? Tamam, arama motorunda Türkçesi arama yani dananın sonu kısa diyorsun. Yani dananın sonu kısa diyorsun. Aynen, ne bekliyordunuz? Öyle dana yani, bu kadar basit. Şimdi şöyle, pişmiş bir dana. Bir sos yapıp mesela beyaz çizgiler koyabilirdi pijama gibi. Şöyle, madem dananın sonu uykusu diyorsunuz, uykuya yani, beyaz bir sos yapıp abartabilirdiniz mesela bu uykuya. Abartma tozu. Abartma. Ya da arama motoruna girdiğimizde biz dananın son uykusu diye aradığımızda karşımıza çıkabilecek mi? Normal yemek tarifinin ismini koymadım zaten. Tamam, siz koydunuz ama ben anlıyorum sizi, siz koydunuz ama ben bunu hani biz burada biliyoruz, açıklıyorsunuz. Bunu izleyecek seyircilerimiz de var, bakacaklar ama hani burada açıklamasını yapıyorsunuz tabii ki ama merak uyandırıp bakacaklar, arayacaklar. Yani şöyle çıkabilecek söyleyebiliriz. Mi? Hayaller tamam, Dominik şu an Cumhuriyeti. İzleyecekler. Bir saniye dur. Hayaller Dominik Cumhuriyeti, gerçekler ne? Konuşamıyorsunuz bile yani yemek hakkında yorum yapıyorsunuz ama.
Anlamıyorum sizi Erdem Bey. Ama hayaller, şimdi yazdığınız isim öyle bir hayal kurmamızı sağlıyor bizim. Öyle bir şey. Başka beklenti. Tamam, ben sizin hayal dünyanızda güzel bir hayal yaşamanızı düşündüm zaten. O yüzden. Ama biz işte hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama hayaller çok çok olduğu zaman gerçek oluyor ya hayaller. Yani evet. Zaten ben görüyoruz evimi. Ben hayal kırıklığı yaşadığınızı düşünmüyorum. Beğendiğinizi düşünüyorum. Bilerek böyle. Bir dakika. Sen yani şimdi tam beğendin mi yemeği? Ben etin pişme derecesinde sıkıntı yok çünkü suda haşlıyor. Onun orta pişmiş veya daha çok pişmiş yapamaz. Suyun içine giremez yani. Biraz daha bekletebilir ama. Yok, düdüklü de pişmiş zaten. Etin pişme derecesinde hiçbir sıkıntı yok. Sizin için. Gayet uygun.